Herkese merhabalar. Bugün Nefis Yemek Tarifleri kanalında Almanların meşhur tuna dalgası pastası tarifi var. Videoyu sonuna kadar izlemenizi ve bu pastayı mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi geçelim tarifimize. Öncelikle karıştırma kabıma 4 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri alıyorum. Beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar iyice çırpıyorum. 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı sıvı yağ da ilave ederek çırpmaya devam ediyorum. Elenmiş 2,5 su bardağı un, 2 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı da ekleyerek son kez çırpıyorum. Yağladığım dikdörtgen borcama kek hamurumun yaklaşık 3'te 2'sini boşaltıyorum. Kalan hamuruma 3 yemek kaşığı süt ve 25 gram kakaoyu ekleyerek çırpıyorum. 1 küçük paket kakao veya 2-3 yemek kaşığı kadar kakao 25 grama denk gelmekte. Bu küçük bilgiyi de çok sorulduğu için ilave etmek istiyorum. Sade kek hamurumun üzerine kakaolu kek hamurumu boşaltıyorum. Çekirdeği alınmış yaklaşık 300 gram vişneyi hafifçe bastırarak hamurumun üzerine yerleştiriyorum. Mevsimi ise taze vişne veya değilse de dondurulmuş vişne kullanabilirsiniz. Pastamı önceden ısıttığım 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişiriyorum. Bu sırada muhallebisi için tencereye 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı mısır veya buğday nişastası, 1 paket vanilya, 1 su bardağı toz şeker ve 1 litre sütü alarak karıştırıyorum. Tencereyi ocağa alıyorum ve karıştırarak koyulaşıp göz göz oluncaya kadar pişiriyorum. Bu sırada ocağı çok yüksek ateşte açmamaya ve sürekli karıştırmaya dikkat ediyorum. Muhallebimi ocaktan aldıktan sonra uygun bir kaba boşaltıyorum. Daha sonra üzerine streç film temas edecek şekilde kapatarak soğumaya bırakıyorum. Muhallebim bu şekilde hem kurumamış oluyor hem de buhardan oluşacak su damlalarına engel olmuş oluyorum. Daha sonra soğuyan muhallebimin üzerine 100 gram tereyağını ekleyerek çırpıyorum. Bu son çırpma işlemiyle muhallebime tereyağı ekleyerek hem lezzetini artırmış oluyorum, hem de çırparak daha pürüzsüz ve sakız gibi bir kıvam almasını sağlıyorum. Fırından aldıktan sonra biraz beklettiğim ve ilk sıcaklığı çıkan kekimin üzerine muhallebiyi boşaltarak yayıyorum. Üzerinin ganajı için ısıttığım 200 ml sıvı kremanın içerisine 160 gram bitter çikolatayı ilave ediyorum ve çikolata eriyinceye kadar karıştırıyorum. Son katman olarak muhallebinin üzerine çikolatamı yayıyorum. Çikolatam biraz donmaya başladıktan sonra bir aparat yardımı ile üzerine dalga şekli veriyorum. Bu işlemi ara ara yaparak dalgaları daha da belirginleştiriyorum. Pastamın lezzetini artırmak için mümkünse bir gece buzdolabında dinlendiriyorum. Daha sonra dilimleyerek servis ediyorum. Birkaç katmandan oluşan fakat yapımı oldukça kolay olan bu pasta tarifini kesinlikle denemelisiniz. Özellikle vişneli ve çikolatalı tatlılardan hoşlanıyorsanız bu tarif tam size göre. Tarifi beğendiyseniz yorumlarınızı mutlaka bekliyor olacağım. Bizden videosunu istediğiniz tarifler varsa da bunları bize her zaman yazabilirsiniz. Nefis Yemek Tarifleri kanalına abone olmayı ve zili tıklamayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.